Nasıl kazanacağız? Merhaba. Webis TV'de Demokrasi İçin Birlik iki koordinasyon Demokrasi İçin Birlik'ten iki koordinasyon üyesi karşınızda. Sevgili Hakan Öztürk, Demokrasi İçin Birlik koordinasyon üyesi ve ben Ayşegül Tözeren, Demokrasi İçin Birlik koordinasyon üyesiyiz. 25 dakikayı sizinle geçireceğiz ve umarız sıkmayacağız sizi. Bizim yolumuz çok uzun bir yoldan gelmiyoruz. 28 Haziran'da ilk buluşmuştuk ve 28 Haziran'dan bu yana yaptıklarımızı biraz sizinle paylaşacağız. Hakan Öztürk'e hemen sözü veriyorum. 28 Haziran'dan beri biz neler yaptık acaba? Önce şöyle bir durum vardı. Yani insanlar bu gidişata nasıl bir yön verebiliriz, bu gidişata nasıl karşı çıkabiliriz diye konuşuyorlardı. Bu karanlık gidişata değil mi? Bu karanlık gidişata Doğru. karşı ne yapabiliriz diye konuşuluyordu. Ama en sonunda bir aşamada bu konuda büyük bir toplantı yapılmasına karar verildi. Büyük bir buluşma yapılmasına karar verildi. Ama tabii ondan önce de şunu söylemek gerekir. Rıza Türmen arkadaşımızın yazdığı, kaleme aldığı bir yazı herkese harekete geçirmiş oldu ilk, yani bütün sürecin başlangıcı. İlham verdi değil mi? Evet, ilham verdi yani. Birçok bir şeydir. Tabii aslında. Ki zor bir şeydir ama yani Rıza Türmen'den böyle bir boyutun ortaya çıkmış olması, böyle bir önerinin ortaya çıkmış olması birçok insana çok sıcak geldi, çok yakın geldi. Bunun üzerine yapılan tartışmalar, bir araya gelişler ve en sonunda denildi ki yani bunu bütün insanlara, bu tür konularda duyarlı olan herkese açmalıyız. Yani herkes burada bu gidişattan rahatsız ama nasıl bir araya geleceğiz filan denildiğinde işte bu kurultay fikri, büyük buluşma fikri gündeme geldi ve biz en sonunda o büyük buluşmada bir araya geldik. Herkes düşüncelerini söyledi, kaygılarını dile getirdi. Buna çözüm önerileri olarak söyleyebileceklerini söyledi ve biz bundan sonra aslına bakarsanız derli toplu bir sonuç bildirgesi hazırlamış olduk. Yani az çok bize yön verecek, biraz ölçülerimizi ortaya koyabilecek metin ortaya çıkmış oldu. Bundan sonra da denildi ki yani madem ki biz bu prensiplerde anlaşıyoruz, şu hedeflerimiz var. Yani ülkede demokrasiyi tesis etmek üzere, demokrasinin elden gitmesini engellemek üzere bir mücadele verecek isek bunu sonuçta buraya gelmiş, iştirak etmiş insanlarla birlikte yapacağız. Bu insanları da aktif hale getirmenin ilk yollarından bir tanesi olarak bir meclis oluşturalım. Yani buna hakikaten enerjisini koyabilecek, vaktini ayırabilecek arkadaşlar bir meclisi oluşturmuş olsunlar. Bunlar çalışmaları başlatsın düşüncesi ortaya çıktı. Ondan sonra da hakikaten bir meclis oluştu. Meclis çok güzel bir katılım da oluştu. Çok canlı oldu. Ondan sonra da ilk meclisimizi gerçekleştirmiş salonlara olduk. Salonlara sığmadık. Evet, salonlara bir nevi sığmadık. Çok iyi bir tartışma oldu. Zaten hani somut durum çok açık. Yani tabii biz hani bu iş ilk konuştuğumuzda olay şu anki vehametinde bile değildi. Yani evet. Günden güne bir sürü başka vahim olaylar birbirini kovaladı ve hakikaten bu işin çok büyük bir aciliyet arz ettiği ortaya çıktı ve biz bunun üzerine mecliste bu durumu değerlendirdikten sonra o aşamada tabii en kritik konulardan bir tanesi olarak OHAL meselesi gözüküyordu. OHAL ve OHAL aracılığıyla OHAL zemininde alınıyor olan kanun üstünde kararname uygulaması, bu kararlarla birlikte Türkiye'nin yönetilmeye çalışılması. Biz bu yüzden bunu gözlemlediğimiz, bunu tespit ettiğimiz için de dedik ki ilk iş olarak bu OHAL sürecinin durdurulması lazım gelir. Ve bunun üzerine meclis bu konuda olağanüstü halin durdurulması ile ilgili kanun hükmünde kararnamelerin engellenmesi ile ilgili bir karar aldı. Ondan sonra da bu kararı hayata geçirmek üzere işte yani koordinasyon kurulu ve diğer çalışma gruplarımız yoğun bir çalışma yürüttüler. Bunun en son bir tezahürü olarak da bütün bu çalışmaların bir tezahürü olarak da uzatma başlığıyla, yani asıl olarak tabii OHAL meselesine hitap eder bir şekilde fakat diğer bütün kötülükleri de uzatma manasında uzatma diye irade beyan eden bir tavırla en sonunda Demokrasi İçin Birlik çabası kendini ortaya koymuş oldu. Yani ilk elden söyleyeceklerim bunlar. Sen de tabii ki bir başka yönüyle yani ne dersin bir de sana topu atayım.
Hakan, tabii sen akışı çok iyi anlattın. Mesela. Akıştan da baştan beri oradaydın. Belki hani şöyle biraz tarihlerden bahsedebiliriz. Nereden nereye geldik? 28 Haziran'dan sonra biz bu büyük buluşmayı 23 Ekim'de gerçekleştirdik Şişli'de. Şişli'de olması imajı yaratabiliyor bence. Ya sadece İstanbullular mı bu işin içinde var? Hayır. O gün Diyarbakır'dan, Van'dan, Edirne'den, İzmir'den, Antalya'dan, Ağrı'dan birçok sendikacı, siyasetçi, hukukçu, hekim, yurttaş, anne, baba, sözü olan herkes gelmişti değil mi? Bizi de aslında yüreklendirdi orası. 1000 kişi bir arada. Ondan sonra genel... Bizim şehrimizde de bu toplantıları yapalım dediler. Evet. İlk teklif Diyarbakır'dan, Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Ahmet Özmen'den gelmişti. Ardından böyle şeyler çok güzel parlar. İnsanlar dedi ki bu sönümlenebilir mi acaba dedi. Çok iyi parladı ama. Ama ondan sonra ilk meclisin toplantısında yaklaşık 105 kişilikti meclis. 97-98 kişi gelmişti. 7-8 kişinin de tabii ki bir mazerete olması çok anlamlıydı. Orada da bir sorun yok. Ondan sonra genelde demokrasi için birlikle hiç temas etmemiş kişiler demokrasi için birlik ne acaba demeye başladılar. Biz de kendimiz aslında ilk başta ne olmadığımızdan anlatmaya başladık. Biz yapı değiliz, partileşme sürecindeki birileri değiliz. Biz işte iki partiyi bir araya getirmek isteyen çöpçatan bir grup değiliz diye anlatmaya başladığımızda işte o sonuç bildirgemiz çok bize yardımcı oldu sanıyorum. Biraz o sonuç bildirgesinden bir iki cümle söylememe izin var zannediyorum. Hani demokrasi için birlik nedir denildiğinde bizi bağlayıcı olan konu da bu. Demokrasi için birlik herkesin farklı kimliğiyle eşit yurttaşlık haklarına sahip olduğu, barış içinde yaşayabileceği, insanca çalışma ve yaşama koşullarının garanti altına alındığı, devletin herkesin inancına inançsızlığına, yaşam tarzına saygılı olduğu, kadına ve cinsel kimliklere yönelik şiddetin son bulduğu, tarihi ve doğal varlıkların korunduğu, kentlerin korunduğu son dönemde çok önemliydi. Laik, demokratik bir Türkiye yaratabilmek için yeni bir umuttur dedik. Demokrasi için, birlik için bence en iyi tanım da bu diye düşünüyorum. Halka, insanlara, yurttaşlara, Türkiye'de yaşayan herkese bir umut oldu. Sosyal medyayı yürütürken de ben şuna hep rastladım. Bizi çok umutlandırdınız, hayal kırıklığına uğratmayın dendi çok fazla 23 Ekim civarında buluşma sürecinde. Ve o buluşma da ilham verdi. Sonra da bir kampanya çıktı. Sen çok güzel anlattın, uzatma dedik. Yani bu uzatmanın tabii tonu farklıdır dilde. Uzatma dersin, uzatma lütfen dersin. Daha yüksek bir tonla da uzatma, kes artık dersin yani. Evet. Biz aslında bu karanlık gidişata bir kes artık sesiydik ve bu kes artık sesini büyük tonlarla bağırarak falan da söylemedik. Sokaktan geçen bir yurttaş olarak söyledik. Yorulduk artık dedik. Kes artık dedik ama yorulduk derken de ciddi bir enerjiyle yorulduk ve kes artık dedik. O gece Türkiye'de saatlerce bir numarada kaldı, uzatma TT olarak kaldı ve dünyada dördüncü sıraya geldi. Bir de Hakan, diyorlar ki nedense o gün biraz internet yavaşlamış. Öyle mi? Nedense. Zaten yol yani, çalışmalarından Esenyer'den etkileniyor. En ufak bir Türkiye'de pürüz olduğunda biliyorsun yani hemen sosyal medya. Yol yapılıyor, yol çalışmalarındandır evet, o etkilenme. Mutlaka öyle bir şey. Yani uzatmanın dünyada dördüncü TT olmasından filan değildir. O sık sık yapılıyor. Yol çalışmaları filandır. Evet, Avrasya Tüneli açılıyordu ondandır diye düşünüyorum Hakan. Evet. Hakan, önümüzde bundan sonra ne var, neler yapacağız? Ya zaten o çok bize kalmadı. Herkes bir yandan şöyle bir şeyi yani bize hatırlatmaya ve yani bunu gündeme taşımaya başladı. Evet, biz o hale uzamasın dedik, bunu uzatma dedik. Bu konuda bir tutum ortaya koyduk, yapılması gerekeni söyledik. Bu ülkenin derhal bir demokrasiye kavuşturulması gerektiğini dile getirmiş olduk ama bundan daha beter bir gündem. Yani OHAL'in kurumsallaştırılmış hali, yani sürekli duruma dönüştürülmüş hali gündeme geldi. O ne? O da başkanlık sistemi ya da başkanlık işleyişi diyelim. Bu önümüze geldi ve bunu apaçık AKP ve MHP anlaşmış olarak, yani biz bunu meclisten geçireceğiz. Ondan sonraki aşamada da bir tür referandum olacak demiş oldular. Bu konuda da kendilerine güveniyor bu vaziyette sahneye çıktılar ama bu işin sağının solunun belli olmayacağını biz şimdiden söylemiş olalım.
Buna çünkü net bir itirazımız var. Buna DİB itiraz ettiği gibi DİB'in çevresindeki bütün herkes bu konuyu gündeme taşıdı. Yani dedi ki evet OHAL'e uzatma denilsin ama önümüzde bir başkanlık sistemi tehlikesi var. Bu da zaten hani bir tür diktatörlüğe giden yolda çok net bir adım. Çok net bir diyelim ki viraj. O yüzden bunun engellenmesi gerekir denildi. Biz de bunu aynen dikkate aldık. Hakikaten bizim de çalışma birimlerimizde bu tartışılmaya başlandı. Evet bu kampanyayı böyle yürütelim ama karşımıza bir başkanlık sistemi tehlikesi geliyor. Bunu ciddi manada engellememiz lazım. Bizim de aynen bu konuyla ilgili çalışma gruplarımız bunu ele almaya başladı. Yani önümüzdeki dönemde asıl olarak tabii ki yani kampanyamız bu başkanlık sistemini hedef alan bir pozisyona dönecektir. Bu da tabii ki çok önemli. Yani biz şimdi hani desek ki yani biraz kendimizi olumlu kendimizden olumlu bahsettik tabii ki ister istemez. Ama biz yani desek ki bizim yaptığımız bu iş yani bu çıkışımız isabetsizdir desek yani Türkiye gerçekliği bunu tam tersini gösteriyor. Yani hakikaten ciddi hak gaspları var. İnsanların ciddi mağdur edilişi var. Seçilmiş insanların görevden alınması söz konusu. Savaş en yüksek düzeylere çıkartılıyor. Yani ülke sınırları içerisindeki savaş, şiddet mantığı en üst sınırlarına çıkartılıyor. Ülke dışında Orta Doğu'da Türkiye ciddi bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya. Ekonomide hiç olumlu sinyaller almıyoruz. Bu koşullarda yani demokrasi için bir birlik oluşturmak yani bunlar için bir mücadele etmek zaten kaçınılmaz. Yani bizim bu yaptığımız olağanüstü bir keşif değil. Veya biz buna gerek yoktur aslında. Biz niye kendi kendimize böyle gelin güveyi oluyoruz desek de yani bu mümkün değil. Ne dersek diyelim ülkede bu bir ihtiyaç. Buna itiraz eden herkesi birbiriyle ilişkilenmesi düzeyinde bir araya getirmek lazım. İlla bundan yola çıkarak muhteşem başka partiler oluşumlar oluşturacağız demenin gereği yok. Çünkü burada temel itiraz edilen bir takım noktalar var. Hele şimdi daha da temel nokta bir hale geldi. Yani başkanlık meselesine kilitlendi iyice. Buna hayır diyen herkesimin birbirine yaklaşması lazım. Başka çare yok. Yani bir tarafta AKP ve MHP bloklaşıyorken %50'nin üzerine çıkmayı zorluyorlarken biz de bu tarafta yani buna hayır diyebilecek %50 her kim ise ucu ucuna bunların ilişkilerini kuruyor olmalıyız. Yeter ki buradan bir hayır çıkartabilelim. Yeter ki olağanüstü halin devam etmesini engelleyebilelim. Yani bizim görevimiz budur diye düşünüyorum. Ve yani inanılmaz çok şaşırılabilecek bir keşif ya da çok şaşırılacak bir akıl yürütme değil. Herkesin aklına gelecek bir şey. Biz de bulunduğumuz cenahtan buna ikna edebileceğimiz kesimleri bir araya getirerek bu adımı attık. Genel toplumumuzdan da yani bu sürece hayır demesini bekliyoruz. Demokrasi talep edilmesini, demokrasi hedefinin ortaya konulmasını bekliyoruz. Demokrasi hedefinin ortaya konulması için az çok bir aradalığın gerekliliğini, herkesin görmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu şekilde yani yolumuza ilerliyor vaziyetteyiz. Uzatma kampanyası devam ediyor ama bu önümüzdeki günlerde çok net bir yani başkanlığa itiraz temeline oturacak ve yani bu başkanlığın Türkiye'ye gelmemesi, demokrasinin bu ülkede diktatörlüğün bu ülkede yer bulamaması adına elimizden ne geliyorsa yapıyor vaziyette olacağız. Hakan biraz da hani demokrasi için birlik nasıl yapıyor bunu belki onu konuşabiliriz. Yani nasıl yapıyor bu kampanyayı biraz ondan bahsedebiliriz. Buyur. Değil mi? Yani ne yaptığımızı anlattık bir de nasıl yapıyoruz, nasıl değil mi bunları? Düzgün yapıyor muyuz? Tabii o da tartışılır ama bir de nasıl yapıyoruz? Düzgün ya da değil nasıl yapıyoruz? Demokrasi için birlik için söylenebilecek önemli bir cümle olduğunu düşünüyorum. Demokrasi için birlik bir tavan hareketi değil. Bir aydınlar hareketi değil. Bunun altını çizelim. Böyle bir şey değil. Bir tavan hareketi değiliz. Bir aydınlar hareketi değiliz. Demokrasi için birliğe gelen ve işte üç sonuç bildirgemizin üç önemli noktası vardır. Birincisi demokrasi. Belki birinci, ikinci, üçüncü diye bile saymak doğru değil ama demokrasi, barış ve laiklik. Demokrasi, barış ve laikliğe inanan bu bilinci olan herkes demokrasi için birlikte 28 Haziran'dan beri aramızda olmasına gerek yok. Bugün gelse ben burada bu kampanyaya şuradan el veririm dese giriyor ve el verebiliyor. Böyle bir
bir taban hareketi aslında demokrasi için birlik, bunu da söylemeliyiz belki. Öyle olmasa zaten büyük buluşması olmaz, meclisi olmaz. Tabii tabii tabii. Yani meclisten sonra koordinasyon yürüyemez, tekrar meclisi toplayamayız, tekrar konuşamayız. Yani onun da altını çizmek lazım. Genelde bu hareketler tarih boyunca hani tavan hareketi, aydınlar hareketi falan olup kendi içine kapanmıştır. Bu kesinlikle bir taban hareketi. Birisi geliyor mesela, ben iletişimden iyi anlıyorum diyor. Biraz sizin kampanyaya el vereyim diyor. Bakıyoruz ki o yürütüveriyor kampanyayı. Böyle şeyler oluyor. Ya da birisi geliyor, yeni tanışıyoruz. Bir sonraki toplantıda çok etkin söz kullanan, görüş belirten birisi haline geliyor. Birden, yani bu zorluk yaşanmıyor en azından. Evet, yani kendimizi çok övmüş olmayalım ama yani katılmak konusunda bir zorluk yaşanmıyor. Evet evet. Birazcık şeyden de belki, hani umut dedik, ruh dedik ya, biraz Gezi'den de aldığımız bir deneyim var aslında. O forumlardan aldığımız deneyim var. Gezi'de böyle ayakta yaptığımız forumlar vardı. Kimse oturmazdı bile. Bunun bir farkı, biz oturuyoruz forumlarda. Ama o forumların ruhunu buraya taşıyabildik. Demokrasi için birliği taşıyabildik. Bizim yaş grubunun bir yaptığı iyilik varsa belki budur diye düşünüyorum. Tabii daha olgun insanlardan, çok tecrübelerinden yararlanıyoruz ama bu forumların ruhunu biraz buraya soktuk. Sosyal medyayı da fena kullanmıyoruz herhalde. Sosyal medyayı bu arada kampanyayı oluşturan yaklaşık 15-20 kişilik bir grup var. Kampanyanın görselleri hazırlandıktan sonra, görsel ağırlıklı bir kampanya yürütüldü. Görselleri hazırlandıktan sonra hem koordinasyona hem meclise gönderiliyor. İkisinin de aslında görüşleri alınarak kampanyada değişiklik önerildiğinde bu değişiklikler de makulse hızlıca yapılıyor. Ve ardından da yaklaşık 5-6 kişilik bir sosyal medya ekibi var. Facebook ve Twitter üzerinden, dilerim yakında Instagram hesabımız da olur, hızlıca yayılıma geçiyor. İşte ilk tecrübemiz geçen Perşembe günüydü. Ve ondan sonra bir ertesi günü de bugün olan Keskin Büyük Emekçi Yürüyüşü'ne katkıda bulunduk. Onun da sosyal medyasına destek verdik Keski. Bu şekilde OHAL ve KHK'lara karşı, bu eksende, demokrasi ekseninde olan karşı çıkışlara, itirazlara da yurttaş ve sendikal karşı çıkışlara da elbette destek veriliyor sosyal medya üzerinden. Bunu yapıyoruz. Bundan sonra da başkanlığa karşı bir sanıyorum bir kampanya yürüyecek ama yine burada da taban hareketi olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Burada da çeşitli gruplarda buluşmalar gerçekleştireceğiz. O buluşmalarda edindiğimiz öneriler bizi yönlendiriyor gençlikle olacak. Gençlikle başlıyor. Perşembe günü gençlik ve öğrencilerle başlıyor. Gençler eminim çok daha yaratıcı, çok daha dinamik önerilerde bulunacaklardır. Yine bu kampanyada başkanlık tabii Türkiye için ve hepimiz için çok ciddi bir kampanya olacağı için burada tek tek buluşmalar da gerçekleşecek ve öneriler alınacak. İtirazlar nerede, kaygılar nerede, niye biz bu kadar önemsiyoruz? Buluşmalarla belki biraz bunlardan söz edersin. Çeşitli gruplarla halk buluşmaları da gerçekleştireceğiz. Yani sadece sosyal medyadan yürüyen bir kampanyada olmayacak bu. Biliyoruz ki sosyal medya çok kazandırmaz ama kaybettirir. Ondan dolayı sosyal medyayı iyi kullanmak istiyoruz ama sokağa, halkı da elbette tabii, elini bırakmadan. Ya şimdi tabii işin sonuçta başlangıç aşamasındayız. Bir de yani bunun bütün demokrasi süreçlerinden, Gezi sürecinden de biliyoruz ki herkes söz söylüyorsa bu bir vakit alıyor. Herkesin görüşünü dinliyorsunuz ve bunlardan bir ortak ses oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu sonuçta bir emek gerektiren, vakit gerektiren bir süreç. O yüzden bu süreci bir düzeyde yaşadık ama en sonunda ilk kampanyamıza başlamış olduk. Bunun yani sosyal medya boyutları olduğu gibi diğer düzeylerde bir takım varlık biçimleri de söz konusu olacak. Ama şu anda bizim asıl kritik noktamız bir kere bu olağanüstü hale itiraz etmekten, buna uzatma diyor olmaktan bir başkanlık sistemine bir hayır diyebiliyor olmak, buna itiraz edebiliyor olmak pozisyonuna geçmemiz gerekiyor. Kampanyayı biraz buna evritmek istiyoruz. Fakat bundan sonraki aşamada yani çeşitli eylemlilikler söz konusu olabilecek, çeşitli etkinlikler söz konusu olabilecek, çeşitli toplantılar söz konusu olabilecek. Bütün bunları en üst düzeyde kendimize hedefler koyarak hayata geçirmeye çalışacağız. Aynı zamanda bize benzer bir şekilde yine bu başkanlık sistemine hayır diyen çeşitli kesimler var, bunları biliyoruz.
bu çeşitli kesimlerle de bir iletişimi de geliştirmeyi istiyoruz. Yani siz de buna hayır demektesiniz, biz de demekteyiz. Bunu nasıl ele alalım? Duygusu içerisindeyiz her an. Çünkü bunun ancak bütün bir toplumu harekete geçirilerek yapılabileceğini biliyoruz. Hiç kimseyi kaybetme veya ihmal edebilme şansımız yok. Biz kendimizi bu düzeyle ortaya koyduk. Başkanlık sistemine de hayır diyoruz. Bu konuda şahsen kendimiz elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz DİB olarak. Bunun yanı sıra böyle bir çabayı gösteren herkesle de el ele vermek düşüncesi içerisindeyiz. Ama bu elbette ki önümüzdeki dönemlerde sadece sosyal medya düzeyinde kalmayacak. O işin başlangıcıydı. Bununla ilgili her türlü çaba ortaya konuluyor olacak. Ama sonuçta biz ilk adımı attık. İlk kampanyamızı ortaya koyduk. İlk kez herkesin görüşlerini dinledik. Aynen Gezi'deki gibi. Herkesin 3 dakika söz kullanma hakkı vardı. İstediği gibi kullandı o 3 dakika söz hakkını ve biz bunlardan beslendik. Hakan kadınların 5 dakikaydı. Kadınların tabii ki daha fazla gayet doğal olarak. O açıdan yani iyi bir birikim sağladığımızı, iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Sonraki adımlara bunlar ilham verici diye kabul ediyorum. Evet, aynen katılıyorum. Hakan, biz de uzatmayalım daha fazla. Evet, 25 dakikayı tamamlamak üzereyiz. Ve bence biz uzatma diyerek yavaş yavaş bitirelim diye düşünüyorum. Evet, uzatma. Bunu da yani uzatanlara önermiş olalım. Şöyle uzatma diyoruz. Bugün bir de 21 Aralık. En uzun gece biliyorsun. Bundan sonra ters. Tamam, uyarıyı geldi, ters. Düz olarak uzatma diyoruz. Bugün 21 Aralık en uzun gece. Bugünden sonra gecelerde kısalmaya başlayacak. Belki karanlığın son demleridir. Evet. Cemal Süreyya der ya, belki en kötü günleri yaşıyoruz diye bir dizesi vardı ve çok güzeldi şiirinden, Yarımada şiirinden. Belki en kötü günleri yaşıyoruzdur. 21 Aralık dünyanın en uzun gecesi Kuzey Yarımküre için. Ona da uzatma diyoruz. Ona da uzatma diyoruz. 21 Aralık en uzun gece çabuk bitsin. Uzatmayalım. Karanlık günler bitsin. Evet.